Merhabalar, ben Nuriye Özmen. Selçuk Üniversitesi 2022 Tıp Fakültesi mezunuyum. Eylül ayı Mart sınavına girdim. Klinikten 70 puan aldım. TUS sürecini anlatacak olursam, Mart ayı TUS'una da girmiştim kendimi deneme amaçlı. O TUS'ta klinikten 54 aldım. Eylül ayı TUS'undan 70 aldım ve yaklaşık 16 puan bir artış sağladım. İlk bine girdim. Bu zorlu süreçte en büyük destekçim tabii ki TUSTIME ailesi oldu. Mart TUS'undan sonra dahiliye ve pediatride internlük yaptım. Zaten internlükte çok TUS çalışılamıyor maalesef. Dahiliye ve pediatride bu çalışma saatiniz çok çok daha azalıyor. Ben son 2 ay Temmuz ve Ağustos'ta çalışma hızımı arttıraraktan bu süreci istediğim bir şekilde başarıyla sonuçlandırdım. TUS'a nasıl çalıştım konusuna gelecek olursak, ben 4. sınıftan itibaren başladım. O da şu şekilde oldu. Biz 4. sınıfın 2. yarısına itibaren pandemi başlamıştı ve maalesef evlere kapandık. Bu süreçte en büyük avantajı bana evde olmamız ve TUSTIME'ın offline'ı oldu. Bu süreçte evdeyken TUS kitaplarımı doldurabiliyordum. Bir de TUS'a çalışırken ilk önce insanın kendisini bir tanıması gerekiyor. Ben nasıl çalışmayı seviyorum, ne şekilde çalışmayı seviyorum. O yüzden hani dershaneyi seçerken kendinize uygun bir dershaneyi seçmeniz gerekiyor. TUSTIME tam bana göre bir dershaneydi. Çünkü ben öyle oturup da sabahtan akşama kadar dersine kitap doldurabilen biri değilim. O kadar uzun süre dikkatini toplayabilen biri de değilim. Bu yüzden TUSTIME'a yazılmıştım ve pandemi süreci de bu işin içine girince kitaplarımı evde istediğim zaman diliminde istediğim şekilde doldurabiliyordum. Kitaplarımı doldurduktan sonra sürekli bunları okumaya başladım. Ve tabii ki dershanenin en büyük avantajı olan kampları, ki bu son 2 aya denk geliyor. Yani benim çalışma hızımı, sürecimi arttırdığım zamana denk geliyor. O zaman faydalandım. Sizin kendinize ait bir programınız oluyor. Ona uymak zorundasınız bir nevi. Bir de vaka kampları oluyor, konu kampları oluyor. Yine offline'da olduğu için siz kendi programınızı oluşturuyorsunuz. Kendi programınızdan arta kalan zamanlarda, istediğiniz zamanda, istediğiniz vakitte bu kamplara girip bu kampları dinleyebilme imkanına sahip olabildim. Bir de beni son 2 ayda en çok motive eden şey TUSTIME ailesiydi. TUSTIME yayınlarıyla sizleri zaten tanışmanızı isterim ama TUSTIME ailesinin üyesi olmak gerçekten çok farklı bir durum. Hocalarımızın dersleri sadece ders niteliğinde olmuyor. Sizi motive ediyor, sürekli motive ediyor. Zaten bu TUS'a hazırlanma süreci ciddi manada bir motivasyon süreci. Yani siz ne kadar iyi motive olursanız o kadar başarı size kendiliğinden geliyor. Derslerde sürekli bahsedilenler sınav anında sizin karşınıza geliyor. Böyle sınav anında o soruyu çözerken kulağınızda bir ses var. Hani sürekli bu çıktı, bakın yine çıkar gibi. Sorular sürekli karşınıza geliyor. Ya bu hocalarımızın mükemmel soru tutturma yeteneğiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendim şahsen bizzat çok yaşadım bunu. Özellikle klinikte hocalarımız kamplarda olsun, derslerde olsun sürekli önemli. Bakın çıkar, üzerinde durduğu konular tekrar ve tekrar sorulan sorular yine karşınıza çıktı ve bunları bize zaten hocalarımız fazlasıyla gayet iyi bir şekilde öğretmişti. TUSTIME ailesinden ve motivasyondan bahsetmişken Konya Şube Sorumlusu Süleyman Can Bey'den de bahsetmeden edemeyeceğim. Bana benden daha çok inanan, daha çok güvenen, beni sürekli motive eden, sürekli başaracağıma inanan Süleyman Bey'e buradan teşekkürü borç bilirim. Zorlu bir süreç. Psikolojik olarak belki de en çok yıprandığınız dönem. Tabii bu dönemde yani mükemmel ders çalışmayı beklemememiz gerekiyor. Çünkü hem kendinize çok baş başa kalıyorsunuz hem de bir gün çok modunuz yüksek olabiliyor, ertesi gün çok düşük olabiliyor. Tabii bu da ders çalışma performansınızı etkiliyor. Aynı şekilde ben de yaşadım ama bize düşen bol bol tekrar etmek, olabildiğince kitaplarımızı fazla miktarda okumak, tekrar sayımızı arttırmak ve çıkmış TUS sorularını oturup gerçekten çok güzel bir şekilde taramak. Son olarak işi ustasına sor derler ya, ben de son 2 ayda çalışma performansımı arttırmam gerekiyordu. Ve bu konuda deneyimlerine en çok güvendiğim, kendisi de yaklaşık 2 yıl önce Mart'ta ilk yüze girerek derece yapmış olan Cahit İkbal Umar'a, şu an kendisi Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi'nin asistan doktor olan
Caytepe'ye sordum ve onun deneyimlerinden faydalandım. Benim de belli bir süre netlerim yükselmiyordu. Yani herkes bana diyordu ki tekrar et, tekrar et. Yani tamam, tekrar etmek gerekiyor. Çıkmış tuz sorularını da çözmek gerekiyor ama bunları belli bir düzen içinde, sıra içinde yapmak gerekiyor. Benim netlerimin yükselmesine neden olan şey Cahit abinin bu tavsiyeleriydi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Son olarak sizlere naçizane tavsiyem. Ben bile 10.000'deki sıralamayı ilk 1000'e çekebildiysem, ki bunu TUSTIME sayesinde yaptım. Sizler de bunu TUSTIME ailesiyle, TUSTIME yayınlarıyla emin olun başarabilirsiniz. Bu zorlu süreçte en büyük destekçim olan canım aileme teşekkürü borç bilirim. Ve en büyük destekçim, gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Beni kendi modunun yüksekliğiyle benim modumu da yükselten, emeğini, hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim canım arkadaşım Tuğçe Karçalar'a buradan sevgi dolusu teşekkürler.